Ne var? Ne istiyorsun? Devo hocam, geçen YouTube sayfam yükselsin diye kendimi sikti kütürtmeye geldim. Ama buradan dışarı çıkınca trafik kazası geçirdim ya. Ben ne yapayım lan? Trafik lambası mıyım oğlum ben? Sağına sonuna bakaydın. Devo haklısınız bir hocam. Trafik tabii ki önemli. Ben bu sefer başka bir şey için geldiydim sizi. Söyle. Devo hocam, bana bu sefer de bir tükürün ki YouTube sayfam yükselsin. Yoksa aç kalacağım. Motor videoları çekiyorum. Motoblog çekiyorum ben be ya. Niye aç kalacaksın? Ne lan olacak be hocam be ya? Memlekette yapılacak bir iş mi kaldı? Elimizde bir sosyal medya vardı. Gerçi ona da vergi geçirdiler. Tamam evladım. Gidebilirsin. 3 vakte kadar 3 milyon olursun. Ama vergiye bir şey yapamam evladım. Ona benim tükürüğüm bile etmez. Devo hocam Allah razı olsun be ya. Amin be ya. Birader siz ne için gelmişsiniz ya? Ne bu heyecan? Ya geçen sefer sınavda başarılı olayım diye hocaya kendimi tükürtmeye geldim. Ne oldu? Bir şey olduğu yok ya. Türkiye geneli sondan ikinci olmuşum. Bu sefer niye geldin? Tekrar hocaya tükürttürüp Türkiye sonuncusu mu olacaksın? İnşallah bu sefer başaracağım abi. Deve içeri girmek isteyen gitsin. Hocam müsait. Deve o nedir be ya? Ağzıma sıçsaydı haydi. Sıra bende biraderlerim. Ben gidiyorum. Arkadaşlar, acaba bana da tükürse düzelir miyim ya? Neden öyle dediniz güzel kardeşim? Sizin neyiniz var ki? Aa, kuş. Hani? Nerede? Orada. Ne var tahsici? Niye yine geldin? Hocam, tükürüğüne kurban. Bittik artık, yardım et. Neden? Ne oldu? Niye bitmişsin bakalım? Ha? Neden olacak hocam? Taksiye çıkamaz olduk. Kazandığımız tüm para yakıta gidiyor. Yakıt fiyatları uçuyor artık hocam, yardım et. Yani? Yanisi hocam, o bereketli tükürüğünüzü yüzünüzde eksik etmeyin. Belki feraha kavuşuruz. Ya Rabbi şükür. Çok mu tükürdüm acaba? Anladım evladım, anladım. Feraha kavuşmak için kendini tükürtmeye gelmişsin. Sen zaten yanmışsın evladım. Ne yapalım hocam? Gidecek başka bir yerimiz, yapacak başka bir işimiz yok. Aslında var olmasına var ama ben şimdi anlatsam da anlamazsınız ki evladım. En iyisi tükürmeye devam. Sen ne istiyorsun? Hocam üzerinize afiyet, ben yalama olmuşum da. Neyi yalıyorsun evladım? Bir şey yalamıyorum hocam. Yalama olmuşum, yalama. Yani başımıza o kadar şey geliyor ki hiç umursamıyorum artık. Anladım evladım. Eğer bundan sonraki evreye girersen işte o çok kötü. Bundan sonraki evre ne hocam? Şudur evladım. Ben şimdi sana tükürüyorum ve senin sesin çıkmıyor ya. Evet. Yüzüne tükürmek yerine ağzına sıçarsam ve hala sesin çıkmıyorsa işte o çok kötü. Anladım hocam. Ben bir dışarıda deneyeyim bakalım ne olacak. Ulan boş şeylere ne çok meraklı bir milletiz be. Selam hocam. Sen ne istiyorsun camış? Ya ben çok açım hocam ya. Bir türlü doymak nedir bilmiyorum. Bana ne lan? Yemek yiyip gelseydin onu da bana mı söylüyorsun? Ya az önce ıssakoz yiyip geldim. Karnım aç değil be adam, gözlerim aç. Ulan bütün memleketi yemişsin doymamışsın. Söyle hadi, ne istiyorsun? Hocam ben bir iş adamıyım. Burgunculuk var, stokçuluk var, efendime söyleyeyim dolandırıcılık var. Her şey var bende ya. Bir tükürük yok, onun için mi geldin ha? Evet hocam, ben de sizden tükürmeyi öğrenmek için geldim. Böyle mi? Ya hocam, bana öyle bir tükürmeyi öğretin ki sizin bu tükürdüğünüzün 10 katını ben de millete tükürebileyim ya. Ama benim tükürüğüm sizinki kadar balgamlı değil. Ben uyuyanlar uyansın diye tükürüyorum. Ama siz ölüye diriye, ölüye diriye. Hocam isterseniz sizin üzerinizde de nasıl tükürdüğümü gösterebilirim. Hız! Gerek yok evladım. Bize zaten tüküren tükürüyor. Kim ya bu tüküren? Kim öyle mi? Ha, bak. Hocam bunların son ödeme tarihi geçmiş ya. 5 ay olmuş. Ya.
Efendim evladım. Nerede olacağım evladım, evdeyim. Ney? Sabahtan beri kapıda mısın, zile mi basıyorsun? Tamam evladım, tamam, kapat. Kapat, açıyorum. Bak gördün mü? Ne güzel de tükürüyorlar bize.